Bu seçimlerde iki şehir örnek vereceğim size. İstanbul'u ve Ankara'yı kazanacağız. Başarı mıdır? Evet. Çoğaltalım. Çoğaltalım. Yanına Antalya'yı ilave edelim. Mersin'i ilave edelim. Diğer Adana'yı ilave edelim. Diğer büyük şehirleri ilave edelim. İstanbul'da 39 ilçenin 14'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Bu sayıyı 30'a yaklaştıracağız arkadaşlar. Başarı mıdır? Evet. Cumhurbaşkanının mensubu olduğu partinin parlamento çoğunluğu oluşmadı. Seçim öncesi esasen bu görülmüş olduğu için Cumhur İttifakı adı altında bir ittifak kuruldu. Diğer tarafta da Millet İttifakı kuruldu ve Türkiye İlk kez ittifakların yarıştığı bir seçimi yaşadı. Ancak Cumhur İttifakı sonuçta Cumhurbaşkanını seçtirmekte başarılı olmakla birlikte parlamento çoğunluğunu yine Cumhur İttifakı olarak yine sağlamış olmakla birlikte artık Türkiye'de bir tek parti parlamento çoğunluğundan söz etme imkanı yoktur. Parlamentoda şu an bir başkanın, cumhurbaşkanının bir yasa çıkarabilmesi için kendi partisi dışında bir başka siyasal partinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Her ittifak mutlaka o ittifaka dahil ya da o işbirliğine dahil siyasal partilerin genel seçimlerde almış olduğu oyların toplamının yerel seçimlerde de aynen alınacağı şeklindeki bir sonucu yaratmaz. Bu son derece yanlış bir varsayımdır. Bu varsayımla yola çıkanların umdukları sonucu elde etmeleri mümkün değildir. Çünkü yerel seçimlerde seçmenle siyasal partiler arasındaki bağ zayıflar, aday profili öne çıkar, o profilin sahip olmuş olduğu, taşımış olduğu özellikler seçmen için mensubu olduğu, genel seçimde oy vermiş olduğu partiyle olan bağının ötesine geçer.